Merhaba arkadaşlar. Bu hafta size ses dosyalarınızı nasıl filtreleyebileceğinizi ve nasıl normalleştirebileceğinizi göstereceğim. Bu sırada zaten çalışma yapabilmek için dosyalarımızı WAV formatına yani istenen formata çevireceğimiz için bunu da bunların yanında ek olarak göstereceğim. Burak arkadaşımızın bana yolladığı ses kayıtları üzerinden çalışma yapmak istiyorum. Burada öncelikle kendi ses kayıtlarımızı aldıktan sonra bunları masa üstünde çalışmak istediğimiz bir klasöre kopyalıyoruz. Burada halihazırda bende vardı. Bu dosyaya kaydettikten sonra internetten ücretsiz olarak indirebileceğiniz AnyVideo Converter dosyasını şöyle bir exe girecek. İçinden yükledikten sonra şu programı elde ediyoruz. Bu program içerisinden çalışma yapmak istediğimiz ses kayıtlarını burada masa üstüne ben ses klasörüne kaydetmiştim. Buradan açtıktan sonra ses dosyalarımızı seçiyoruz. Daha sonrasında buradaki Wave Audio, buradaki nota işaretinden gelebileceğiniz Wave Audio'dan nokta WAV seçeneğini seçtikten sonra şimdi dönüştüre basıyoruz. Ses dosyalarımız çok büyük olmadığı için bunu dönüştürme işlemi uzun sürmeyecektir. Benim diğer çalışmalarım da burada. Burada elde ettiğimiz nokta WAV klasörlerini masa üstüne kopyalıyoruz. Şu şekilde burada WAV klasörlerimiz oluştu. Daha sonra yine internetten elde edebileceğiniz Audacity ücretsizdir yine. Programını açıyoruz. Öncelikle NVIDIA Converter'dan çıkalım. Audacity programımıza geçelim. Buradan dosya seçeneğinden al kısmından ses dosyasına basıyoruz. Ses kısmına basıyoruz. Buradan oluşturduğumuz WAV dosyalarını seçip üzerinde çalışma yapmaya başlayabiliriz. Yapmak istediğimiz çalışma gürültü azaltma ve normalleştirme çalışması. Öncelikle dosyalarımızdaki gürültü azaltmayı yapmak için burada gürültü görünmese bile bu gürültüleri gözle görebilmemiz gerekmekte. Bunu gözle görmemiz için de şu anda genlik çalışması yapmak için burada normalleştirme seçeneğini seçiyoruz. Burada varsayılan ayarlar bize yeterli olacaktır. Daha sonra bunun üzerindeki genlik ayarlarında daha iyi bir çalışma sağlamak için buradaki desibel ayarını değiştirip genliğiniz artıyor mu azalıyor mu gözlemleyebilirsiniz. Genliğiniz ne kadar artarsa şu anki çalışmamız için o kadar iyi. Çünkü daha yüksek desibelli bir sese sahip oluruz. Buradan tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi burada bir gürültü profili oluştu. Bu oluşan profili buradan tanımlamak için buradan yine etkiler kısmından gürültü azaltmaya gelip gürültü profilini getir tuşuna basıyoruz. Daha sonra bu pencere kapanıyor. Daha sonra çalışmak istediğimiz sesin tamamını seçiyoruz. Diğer seslere dokunmuyoruz çünkü diğer seslerin kendine özgü bir gürültü profili olup bu diğer seslerdeki mevcut profilin, mevcut ses kaydının zarar görmesine sebep olabileceği için sadece bu ses üzerinde çalışıyoruz. Tüm ses kaydını seçtikten sonra yine etkiler kısmından gürültü azaltma sekmesinden varsayılan ayarları kullanarak tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi gürültünün büyük bir kısmı gitti. Ancak yine de biz risk almamak için burada görünmese bile etkiler kısmından gürültü azaltmadan gürültü profilini getir diyoruz tekrar. Tekrardan seçtikten sonra da gürültü azaltmamızı tekrar uyguluyoruz. Daha sonrasında genlik kaybımız olduğu için gürültü azaltma işleminden ötürü tekrardan kaydımızı seçip etkiler kısmından son defa normalleştirme işlemi uygulayıp bir parça daha genlik kazandıktan sonra şöyle bir ses kaydından gibi puslu ve düşük genlikli bir ses kaydından Çiçekler su vermediğiniz için solmuş. daha temiz ve yüksek genlikli bir ses elde ediyoruz. Ardından bu dosyamızı üzerine bastıktan sonra yani bu sesi seçtikten sonra dosya kısmından seçilmiş sesleri ver seçeneği ile kaydederken buraya ismini giriyoruz şeklinde girdikten sonra burada WAV normal şartlarda yazmayacaktır. Bu nedenle siz aşağıda kayıt türü olan dosyayı dikkatli kontrol edin. Burada da aslında bir ses dönüşümü sağlayabilirsiniz. İsterseniz MP3, isterseniz bir başka program çıktısı alabilirsiniz. Ancak burada mevcut dosyanız yani mevcut çevirici dosyanız eksikse sorun yaşayacaksınızdır. Biz şu an nokta WAV üzerinde yani WAV Microsoft imzalı 16 bit PCM üzerinde çalışıyoruz. Bunun için herhangi bir ek DLL'e ihtiyacınız yok. Dolayısıyla direkt bunu seçtikten sonra kaydet klasörüne bastığımızda masa üstünde bende halihazırda vardı çünkü çalışmayı yaptım. Bu geçen gelen şeyde de sayfada da tekrardan tamama bastığınızda ses kaydınız burada oluşmuş oluyor. Nerede? Burada. Çiçekler su vermediğimiz için solmuş. Burada ben dış hoparlörüme veriyorum sesi.
Çiçekler su vermediğiniz için solmuş. Şeklinde hazır bir dosyamızı elde etmiş oluyoruz. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar dilerim.